halk edebiyatlarından hepimizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. İşte insanların nasıl davranacağıyla ilgili kuralları da belirleyen, onları ortaya koyan ayetler bu. Peygamber Efendimizin Şemail-i Şerifi ile ilgili bir tasma yapacağız. Merhabalar efendim. Bir hasbihal programında daha sizlerle beraberiz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Değerli izleyiciler, bugün öykü yazarı doçent doktor Abdullah Harmancı hocamla beraberiz ve kendisiyle güzel bir konu hakkında hasbihal yapacağız inşallah. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi konumuzun başlığı da güzel. İçeriği de güzel olsun inşallah. İnşallah. Öyle olmasını hem ümit ediyorum hem niyaz ediyorum. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Teşekkür ederim Salih Bey. Sizi sormadım. Hamdolsun hocam. Çok teşekkür ediyorum. Geldiniz. Teşrif ettiniz. Memnun olduk. Allah razı olsun. Sağ olun. Estağfurullah. Şimdi yedi güzel adam diye tabir edilen hepsinde Kahramanmaraş'tan çıkmış olması, ortak özellikler olan, edebiyatımızın zirvesine ulaşmış. Evet. Hakikaten güzel insanlar. O yedi güzel adam tabiri bir diziden ilham alarak isimlendirildi ama hepsi de güzel insanlar bunların. Evet. Onlar hakkında ve özellikle de Nuri Pakdil, o işte onlardan biri olan Nuri Pakdil hakkında bir hasbihal yapacağız inşallah. Eyvallah. Öncelikle hocam, bu yedi güzel insan adam veya yedi güzel adam tabiri bir diziden mülhem alarak alındı ama sanırım bunlar öncesi niye, var üstad. Güzel adam olmalarak vasıflandırmaların nedeni ne? Temel nedeni ne? Galiba onun adlandırıcısı Cahit Zarifoğlu rahmetli. Kendisi de tabii ki bu grupta yer alıyor. Ve Cahit Zarifoğlu'nun 4 şiir kitabı vardır. Hı-hı. Bir tanesi Yedi Güzel Adam ismini taşıyor. Ve işte rahmetli 87'de kaybetmiş idik. Yanlış bilmiyorsam son şiir kitabıdır. Yani diyeceğim bu isim onun kitabına kadar gidiyor. Evet. Sizin de söylediğiniz gibi 2011 yılı olması lazım. TRT bir dizi yaptı ve bu da geniş kitlelere ulaşmasına sebep oldu bu isimlerin. Ama şu var, Cahit Zarifoğlu tam olarak hangi 7 kişiyi kastetmişti? Çünkü kitapta hani zannedildiği gibi bu kişilerin isimleri geçmiyor. Geçmiyor. Ama biz şunu biliyoruz, hani siz de bilirsiniz işte Necip Fazıl'ın Büyük Doğusu'ndan, Sezai Karakoç'un Dirilişi ve sonrasında şimdi konuşacağımız Nuri Pakdil'in Edebiyat Dergisi'ne kadar bu dergilerde yazmış ve yakın arkadaşlıkları olmuş 7 kişiden bahsediyoruz. Dolayısıyla sizin de dediğiniz gibi Maraş'tır çıkış noktaları. Hı hı. Ama mesela Akif İnan, o da rahmetli Maraş'ta okumuş olmasına rağmen mesela o Urfalı'dır. Urfa'ya ait bir isim. Hep aynı okulda okumuşlar galiba değil mi? Evet. Liseyi. Lisede beraberler. Zaten onları birleştiren bu olmuş. Ama tabii Nuri Pakdil biraz öncedir. Hı hı. Sezai Karakoç bir yaş daha Pakdil'den büyük olması hasebiyle o da Maraş'ta ortaokul okumuş. Lise değil, ortaokul okumuş. Birinci faktör Maraş, ikinci faktör okul dediğiniz gibi. Bir de birazdan belki onu detaylandıracağız. Hamle diye bir dergi çıkıyor Maraş'ta. Maraş Lisesi'nin bir dergisi. Hı hı. Sonradan Nuri Pakdil'e diyorlar ki işte bu dergi sen çıkar diyorlar. Pakdil şimdi şöyle bir sözü vardır. Eve portakal aldığım zaman kasayla alırım. Dayanamayanlar çürüsün der. Hı hı. Yani hayata her şeyiyle giren, bütün böyle bütün varlığıyla dahil olan birisi. Ucundan kıyısından tutunan birisi değil. Dolayısıyla Hamle dergisine bambaşka bir hava vermiştir. İşte bugün Yedi Güzel Adam dediğimiz isimlerin çoğu o isimler de biraz ihtilaflı olduğu için ben biraz ihtiyatlı konuşuyorum. Değil mi? O Hamle dergisinde yazan isimlerdir aslında. Aynı zamanda Maraş'ın gazetelerinde kültür sanat sayfaları hazırlıyorlar ve işte Rasim Özdenören diyelim ki İstanbul Hukuk'a gidiyor tıpkı Pakdil ve Sezai Karakoç gibi. Bir süre sonra bu sefer bu İstanbul'a taşınıyor bu heyecan. Bir süre sonra da özellikle de Sezai Karakoç'un Diriliş Dergisi'nin kapanmasıyla birlikte Edebiyat Dergisi çıkıyor. Hı hı. Şimdi konuştuğumuz Nuri Pakdil'in 15 yıl boyunca çıkardığı arkadaşlarla birlikte önemli bir dergi. Yani 7 Güzel Adam'dan genel olarak böyle bahsettim. İsterseniz böyle birkaç cümleyle açabiliriz. İsim geçelim hocam. Şöyle olmasa bu 7 Güzel Adam kim? Onları en azından ismen ve isim vereceğiniz bilgileri tanımış olalım. Akif İnan'la başlayalım hocam. Tabii. Akif İnan. Mehmet Akif İnan. Mehmet Akif İnan 2000 yılında vefat etti. Hicret ve Tenha Sözler diye iki şiir kitabı vardı. Ben lise yıllarımda böyle büyük bir heyecanla okuduğumu hatırlıyorum şiirlerini.
Şimdi şunu da söyleyeyim. Hece dergisi var Ankara'da çıkmakta olan. Onun bir özel sayısı olacak Ocak ayında. Hı-hı. Oraya da şiirleriyle ilgili bazı düşüncelerimi yazdım. Yani Akif İnan'ın Necip Fazıl'dan büyük oranda esinlenmiş ama gene de kendi şahsiyetini bulmuş bir farklı bir şiiri vardır. Hece ölçüsünü kullanır ama kafiyesizdir. Modern imgeler içerir. Ama bunun dışında malum sendikacılık çalışmaları vesaire çok geniş kitlelere ismini duyurdu, evet. Akif İnan. Hem eğitimcilik yönü de var. Eğitimcilik yönü var. Düşünce kitapları var. Ben onlara değinmedim. Yani bir mütefekkir tarafı vardır Akif İnan'ın. Hı hı. Edebiyat ve medeniyet kitabını çok eski tarihlerde okuduğumu hatırlıyorum. Ama bizim, siz de bilirsiniz, marşlar modaydı bir aralar Türkiye'de. Evet, 80'lerde evet, özellikle. O zaman şey demişti, burada Konya'ya çok geldi gitti. Özellikle bu Dede Bahçesi'nde yapılan şiir şölenlerine çok geliyordu. Hı hı. O zaman şey demişti, hani bestelenmemiş bir tane şiirim kalmadı demişti. Marş yapılmamış. Çünkü marşa çok müsaittir malum. Şiirleri. Evet, Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde ya, diye başlayan. Evet, o mükemmel bir şiir. Çok güzeldir. Yani. O, evet. Tenha sözlere koydu onu. Sensin diye bir gazeli vardır mesela. Yani o marşlar döneminde ki bugün bile çoğumuzun kulağındadır o marşlar. Bestelenmemiş hiç şiirim kalmadı demişti. Bunlar arasında hayatta olan Rasim Özdenören var malumunuz. Evet. Şahsen o, tanıyoruz. Hocam Rasim Özdenören ve Alaaddin Özdenören kardeş ama ikiz değil mi? İkiz diye biliyorum. İkiz, tamam. Doğrudur, ikizler. Alaaddin Özdenören rahmetli oldu. Rasim abi işte malumumuz, belki de en çok, en yakından tanıdığımız yedi güzel adamdan birisi. Ha, geçen yıl kitap fuarına gelmişti, bu yıl gelemedi herhalde, artık yaşı da ilerledi. Bu yıl geldi üstad. Bu yıl geldi mi? Bu yıl da geldi. Son ama kitap fuarına geldi mi? Nuri abinin vefatı üzerine ertelendi program. Ha. Geç geldi. Yani normaldeki takvimde gelemedi. Bu yılki programdan şey yapma ama geçen yıl görüştük kendisiyle. Geçen yıl vardı. Eyvallah. Yani dizinin falan da etkisiyle tabii artık daha böyle geniş kitleler okudu Rasim abi. Rasim abi için şunu söylemek lazım. Rasim Özden Öğrensiz Türk hikayeciliği yazılamaz. Çok önemli bir isim. Evet. Bildiğim kadarıyla 11 öykü kitabı yayımladı bugüne kadar. Ve daha çok başlangıçta Maraş'ı anlatırken, bugünler için söyleyelim, metropol insanı, o karmaşa üzerinden yeni bir öykü tarzı geliştirdi. Ama tabii sadece öykücü değil, bilirsiniz Müslümanca düşünme üzerine, evet, denemeler. Tabii ki. Bizim o çokça beslendiğimiz kaynaklar, işte Red yazıları. Zaten. Evet. Yani birçok kitabı var. Ben bir ara bir merak etmiştim. 40'a yakın kitap yayınladı Rasim abi. Bunların 4/3'ü düşüncedir ve Rasim Özdenören düşünce tarafıyla da önemli bir isim. Yani yedi güzel adamın yedisi de pırıl pırıl, hı hı, tabiri caizse. Burada Cahit Zarifoğlu, hani bu ismi anan kişi, şair, ona biraz değinmek lazım. Evet, Zarifoğlu bunların ilk kaybettiğimiz isim, Cahit Zarifoğlu rahmetli. Allah rahmet eylesin hepsine. Amin. O da Almanca bilmesi, işte Alman dili ve edebiyatı okuması, İşte Avrupa'da bulunması vesaire gibi sebeplerle de biraz. Bir de çok yüksek bir yeteneğin olduğunu herkes kabul eder. Yani bu isimler içerisinde, bu grupta Sezai Karakoç'a zaten bir diyeceğimiz yok ama Zarifoğlu bizim hani İslamcı edebiyat diye tırnak içinde bir ekolden bahsedeceksek, işte Necip Fazıl'la başlayan, evet, bugün birçok dergiyle devam eden. Bunlar içerisinde Zarifoğlu, yani diyelim ki 3 şairimiz varsa birisi Zarifoğlu'dur. Evet. İşte Alman şair Rilke'den işte hem üzerine çalışmıştır hem manevi anlamda etkilenmiştir. Yani şairliği, ama şu var, hani gençler bu yedi güzel adam konuşmalarından falan dolayı hemen gidip onun şiirlerini alıp ya da yedi güzel adam kitabını alıp okumak gibi bir düşünceleri var. Aynı şey Nuri Pakdil'de de oluyor. Evet. Bir edebi seviye ve hazırlık gerektiriyor. Yani şimdi biz bu konuşmayı yaptıktan sonra gençlerin mesela gidip Zarifoğlu'nu okumalarını çok isteriz ama özellikle şiirler için söylüyorum. Bir de Zarifoğlu'nun çocuk edebiyatçı tarafı var malum. Çocuk kitapları, işte adı aklıma gelmedi, şeydir, Serçe Kuş'tur mesela. Hı hı. Bunlar filmleştirildi. Hatta Yürek Dede ile Padişah Konya'da çekildi. Filme, hı hı, alındı. Yani apayrı bir tarafı var. Bugün Beyan Yayınları tarafından 10 kadar kitabı yayınlanıyor.
rahmetli 100 kitap yazacağım dermiş. Allah Allah. Yaşarken ama 10 kitap çok, yazdı ama. Tabii çok genç yaşta kaybettik. Tabii kanserden vefat evet, etmişti. Allah rahmet eylesin. Ama şu var, o 10 kitabı her yıl döne döne okuyoruz, okutuyoruz. Ben hala bazen arada açar okurum. Yani çocuk kitapları ile de ayrıca Zarifoğlu'nun önemi var. Şunu da söyleyelim. Dergilerden bahsedeceğiz. Mavera dergisidir daha çok bu Yedi Güzel Adam ismini toparlayan. Evet. Bunlar arasında Rasim abinin ikizi dedik az önce. Rahmetli Alaaddin Özdenören. O da Konya'da yapılan şölenlere, şiir toplantılarına evet. gelirdi. Hatırlıyorum. Çok kısa bir konuşma yaptığımızı. Alaaddin Özdenören de hem şair tarafı hem felsefeci tarafıyla bilinir. Devlet ve İnsan diye yanlış hatırlamıyorsam bir kitabını okumuştum. Ayrıca şiir yazıları ile mesela Akif İnan'la Zarifoğlu'nu karşılaştıran bir kitap yazmıştı. O kitabı da Mustafa Çalışkan Konya'daki hı. Esra Sanat Yayınları yayınlamıştı. Alaaddin Özdenören çok fazla yazmamıştı. Hani çok fazla kitabı yoktur ama çok cins tabiri caizse soy bir edebiyat üretmiştir. Hı hı. Erdem Bayazıt rahmetli 2008'de vefat ettiğinde evet. ben İstanbul'daydım. Eyüp Sultan Mezarlığı'na defnedildi. Erdem Bayazıt da birçok dizesiyle hepimizin aklındadır. Ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm. Ölümsüzlüğü tattık, bize ne yapsın ölüm. Evet. O mesela en çok bilinenlerden evet. birisidir. Biraz Sezai Karakoç diyelim şiirinin damarı içerisinden çıkarak kendisini bulmuştur. İşte bu Edebiyat Dergisi'nin ilk sayısının ilk birinci sayfasında da bir küçük kısa bir şiiri vardır Erdem Bayazıt'ın. Risaleler daha sonra yayınlamıştı. Şimdi bütün şiirleri, hatta bir de Afganistan gezisi vardır. O zamanlar malum Afganistan'da bir cihat mücadelesi hı hı. var idi. Oraya katılmış, orada çok uzun bir gezi yapmış. Onları kitaplaştırmıştı Erdem Bayazıt. Ama daha çok şiirleriyle bizim aklımızda kaldı. Son olarak Ali Kutlay'dan bahsedelim. Nuri Pakdil'den daha uzun bahsedeceğiz. Ali Kutlay sonradan edebiyata devam etmemiş. Çok genç yaşta başlamış ve yine genç yaşta bırakmış. Evet. 17 yaş gibi evet. başlıyor. İşte 19 yaş gibi bırakıyor galiba. Doğrudur. Ben şöyle söyleyeyim. Diziyi izlemedim açıkçası. Ama Ali Kutlay'ı şuradan biliyorum. Rasim abi çok anlatır. Rasim Özdenören. Hem anlattıklarından hem yazdıklarından biliyorum. Şunu kesin olarak biliyoruz. Ali Kutlay öykü yazıyor. Rasim Özdenören'le aynı okulda hı hı. okuyorlar. Hatta sıra arkadaşı olması lazım. Ali Kutlay Rasim Özdenören'e öykü yazmasını öneriyor. Hatta ona imrenerek Rasim Özdenören başlamış. Ve az önce söyledik hani Rasim Özdenören'siz Türk hikaye tarihi yazılamaz diye. Ama sonradan ben de hani onun dışında ben de bilgi sahibi değilim. Ali Kutlay, Rasim abinin anlatımlarından öğrendiğimize göre Rasim abiye bu edebiyat konusunda teşvik eden, yani dolaylı olarak arkadaşı hı hı. o yazdığı için Rasim abi de yazma denemelerine başlamış. Hatta Rasim Özdenören'in ilk öyküsü Varlık Dergisi'nde çıkıyor. Yani o zamanın, şimdi de hala çıkar Varlık Dergisi, o zamanın edebiyat dünyasında tartışmasız en önemli dergisi. O genç yaşında yayınlanmış Varlık'ta. Yani o genç yaşında bir de şu var. Siz daha iyi bilirsiniz. Aklımda kaldığına göre. Hangisiydi bilmiyorum ama unuttum. Birisi eyvah. Bir öykü yazıyor. Diğerinin okumasını istiyor. Doğru. Ama bir öykü yazması şartıyla. Doğru. İşte Ali Kutlay bunu Rasim abiden. Evet istiyor. Evet, ondan sonra istiyor. O da bir öykü yazıyor. Tekrar diğerinin okumasını istiyor. Onun da bir öykü yazması şartıyla. Böyle evet. karşılıklı bir öykü yazma yarışına giriyorlar. O çok başlatıyor enteresan. İşte. Yani Rasim Özdenören aslında fiili anlamda edebiyata dahil eden, yani yazma anlamında olay sizin söylediğiniz şey. Yani Ali Kutlay'ın böyle bir tarafı var. Şunu da söyleyelim. Birçok kişi de aslında Yedi Güzel Adam sıralamasıyla ilgili itirazları vardır. Hı hı. Daha geçen bir söyleşi de gördüm. Mesela şu değil de şudur gibi isimler var. Olabilir yani. Tabii, çünkü tabii. aynı ayarda bunların tabii. ayarında başka isimler de olabilir. Tabii ya. Çünkü Cahit Zarifoğlu rahmetli kitabında böyle bir isim belirtmediği gibi. Yani bunlar sonradan açıkçası yakıştırma. TRT'nin dizisi de şunu unutmayalım ki bütün sinema ve tiyatro eserleri bir yorumdur. Evet. Yani şunun için söylüyorum. Bir takım eleştiriler yapıldı bu diziye.
bir takım işte itirazlar da yapıldı. Yani isim vermeyelim, bazı isimlerin fazla ön plana çıktığını söyleyenler oldu mesela. Bunu ben de diyorum ki bu bir yorumdur. Yani başka biri, başka bir yorumla yazsın mesela. O da bir Yedi Güzel Adam romanı yazsın. Bunlara böyle yorum olarak bakmak lazım. Hocam önemli olan falan kişinin falan kişinin olması değil de o kişilerin verdiği mesaja yoğunlaşmaktır. Evet. Bana göre değil mi? Evet. Bu mesajın içeriğinin ne olduğu ve nasıl anlaşılması gerektiğiyle ilgili burada bir şey verildi, bize bilgi verildi. Çünkü şöyle güzel bir şey. Üstad, hani ben liselerde de çalıştım, ortaokullarda da çalıştım, şimdi üniversitedeyim. Biz hep şöyle derse başlıyorduk. Çocuklar siz okumuyorsunuz ama Sezai Karakoç diye biri var. Yani Türkiye'de kimse Sezai Karakoç'u bilmiyordu. Nuri Pakdil'i de bilmiyordu. Biz diyorduk ki bak Nuri Pak tamam bunları okuyun ama bir de sizin okumadığınız ve hani niye açıkçası kanon diyoruz. Yani kabul edilmiş bir edebiyatçılar listesi vardır her dönemde. Şimdi bu isimler, bizim isimlerimiz, bizim yazarlarımız özellikle hani şöyle söyleyelim 2002 öncesinden bahsediyorum. Bilinmedikleri için. Hani biz hep sözlerimize ya Cahit Zarifoğlu diye bir çocuk edebiyatçısı var. Şimdi okuduklarınızı okuyun ama onu da okuyun. Ona da sıra gelsin gibi şeyler söylerken birçok farklı faktör var sadece dizi değil tabii ki. Yani şöyle edebiyatın topluma yayılması, dağılması siyasi iktidarla da doğrudan alakalı. Bunu zaten kimse itiraz etmez. Dolayısıyla dizinin böyle bir faydası oldu. Biz bugün çocuklara Zarifoğlu diye birisi var diye en azından söze başlamıyoruz. Yani hemen bir bilgileri var. Ama derinleştirmek için biraz çaba sarf ediyoruz. Çünkü postmodern kültür yüzeysel bir şeydir. Sosyal medyada görülen fotoğraftan öte ya da o kapaktan öte ya da işte biliyorsunuz Nuri abi buraya rahmetli imzalara geliyordu. Türkiye'nin her yerine gitti ve büyük ilgi gördü. Hatta ben en son Nuri Pakdil'in en son görüşüm Ankara'da ATO kitap fuarında Şubat ayıydı. Bu 2019'un Şubat ayında. Çok büyük bir şey vardı, ilgi vardı tabii. Bir taraftan mutluluk verici bir şey. Yani bu tür faaliyetler tanıttı hayatının diyelim ki son 5-6 sene içerisinde oldu bu. Bundan önce biz hep önce bir bilgi vererek falan başlıyorduk. İşte Zarifoğlu'dur, Rasim Özdenören'dir. Ama bir yüzeysellik sorunu var. Şu anda yaşadığımız sorun bu. Her alanda yani bugün her alanda yaşıyoruz bu sorunu. Biz işte Pakdil'i konuşuyoruz mesela. Öğrencimiz duymuş, biliyor. Peki ama o zaman mesela bir kitabından bahsedelim o zaman. Hani mesela Vatan Otları'ndan bahsedelim. Paris'te belli bir süre kalıp Paris izlenimlerini yazıyor. Türkiye'ye geliyor. Pakdil'in 73 yılı olması lazım. Hayatındaki ilk kitabıdır. Yayınladığı ilk kitabıdır mesela. Yani Sabit Fikir diye bir dergi var. Ben o dergiye Pakdil nasıl okunmalı diye bir yazı yazdım. Çünkü kitap fuarına gidip doğrudan doğruya Pakdil'in herhangi bir kitabını alan öğrenci, bunu belki biraz sonra konuşacağız ama biraz Zarifoğlu'nda da olur bu. O seviye gerektirdiği ve hazırlık gerektirdiği için oraya ulaşamayabiliyor. O yüzden bir sıra takip etmek lazım. Yani Pakdil için özellikle bu. Mesela ben Rasim abinin, Rasim Özdenören'in eserlerinin bu anlamda daha genel okura açık olduğunu düşünüyorum. O zaman Rasim Özdenören'den mi başlamak gerekiyor? Yani mesela onun da edebiyat. Hastalar ve Işıkları edebiyata uzak birisi için biraz tedirgin edici olabilir ama Çarpılmışları ya da Çözülmesi Maraş'ı anlatır diyelim ki. Öyküler için söylüyorum. Evet yani bu Yedi Güzel Adam'a baktığımız zaman Erdem Bayazıt biraz daha böyle kitlelere açılabilecek bir şeydir. Akif İnan öyledir. Evet. Yani bir hazırlık, bir ön bilgi, bir de tabii ki edebi zevk dediğimiz şey. Yani o zevke ulaşmak muhakkak ki gerekli. Evet tabii hocam şu kadar var ki bu yedi insan da hem bilinmesi yönünden, tanınması yönünden hem de eserlerin okunması yönünden hakikaten değerli insanlar. Onun için bunların yedi güzel insan olarak vasıflandırılmasının bana göre hiçbir mahsur olmadığı gibi ben seviyorum da bu tabiri. Evet elbette başkaları da girebilir bu güzel insanlar içerisine. Evet. Ama bunların yedi güzel insan olarak vasıflandırılmasında bir mani yok diye düşünüyorum.
Doğrudur hocam. Hocam şimdi özel olarak konuşacağımız Nuri Pakdil'e. Evet. Geçelim mi? Tabii geçelim hocam. Nuri Pakdil kimdir? Şöyle bize bir genel hatlarıyla bir bilgi verin. Daha sonra özelliklerine geçelim inşallah. Tabii. Nuri Pakdil 1934'te doğmuş. 2019 tarihinde 18 Ekim Cuma günü tam da Cuma saatlerinde vefat etti. Nuri Pakdil'e hani dışarıdan bakıp ansiklopedik bilgiler muvacihesinde baktığımız zaman hukuk fakültesinde okumuştur İstanbul'da. Sezai Karakoç'un da okuduğu hukuk fakültesinde okumuştur. Hatta ev arkadaşlığı yapmışlar Karakoç'la. Maraşlıdır ve Maraş'ın ileri gelen bir esnafının çocuğudur. Ama bu esnaf çok iyi İslami ilimlere hakim biridir. Çünkü Halep'te bir medrese diyebileceğimiz bir İslami ilimler okulunda okumuş birisi. Asıl aşısını oradan alıyor. Yani Pakdil'i Pakdil yapan şey o evidir, ailesidir. Onu daha genişletebiliriz ama şimdi bu kadarını söyleyeyim. Hukuk fakültesinde okurken de Diriliş çıkıyor. Diriliş dergisi 60 yılından 90'lara kadar çıktı. Bazen gazete olarak çıktı, bazen dergi olarak, bazen kapandı. Şu anda çıkmıyor mesela. Diriliş dergisinde yazmış, çok az da olsa. Ama daha çok gençlere dirilişi okutmak üzere onları örgütlemiş. Anlaşılan o. Ama 69 yılına geldiğimizde artık dergisini çıkarıyor. İşte Edebiyat Dergisi çıkmış o vakitte, 84 yılına kadar. Darbenin etkisi, farklı nedenlerle dergi kapanmış. Nuri Pakdil'i biz mesela çok böyle spot cümlelerle tanıtacak olursak bir kere bir deneme yazarı. Yani tartışmasız çok önemli bir deneme yazarı. Hocam buraya bir virgül koyalım. Tabii. Reklamlara gideceğiz. Tabii. Reklamlardan sonra devam edelim inşallah. Eyvallah. Deneme yazarı. Orada kaldık. Tamam, oradan hocam. Devam edelim. Efendim reklamlardan sonra buradayız. Bizden ayrılmayın. Evet, yeniden merhabalar efendim. Öykü yazarı, doçent doktor Abdullah Harmancı hocamızla hasbihalimiz sürüyor. Evet hocam, Nuri Pakdil'i konuşuyorduk ve o bir deneme yazarıdır. Evet. Cümlesinin sonunda bir virgül koymuştuk, orada kalmıştık. Buyurun. Evet, yani genel olarak birkaç cümleyle özetleyecek olursak, Nuri Pakdil denemeleriyle çok fazla tanınan birisi. Bunun dışında tiyatro yazmış. 7 tane tiyatro eseri var. Hatta Devlet tiyatrolarında Umut oynandı. Umut isimli oyunu oynandı. Şimdi de bu bazı politik tartışmalar oldu biliyorsunuz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatrolarından Necip Fazıl'ın eserlerini çıkarınca tartışmalar olmuştu. Bu sefer Umut koyuldu repertuara. Yani Necip Fazıl çıktı ama Umut konuldu falan. Pakdil bu anlamda çok farklı bir tiyatro yazarıdır. Yani genel çerçevede bunları söyleyebiliriz. İsterseniz bunu artık bu spotları biraz açalım. Açalım hocam. Şöyle isterseniz şuradan başlayalım mı? Onun bu kadar onu değerli kılan amil, sebep nedir? Onunla ilgili başlayalım, daha sonra devam ederiz. Tabii. Şimdi Nuri Pakdil hani tanınması, bizzat tanışılması gereken birisi. Çünkü başka türlü o farklılığı aktarmak çok zor, çok şeydir. Kendine mahsus hayat yaşamış, müzmin bekar. Kendi hayat prensipleri olan ve bundan ölene kadar vazgeçmemiş. Çok farklı bir karakter, çok farklı, ödünsüz bir kişilik. Bu kişiliği eserlerine de doğal olarak yansıyor. Hani meşhur bir söz vardır. Üslubu beyan, aynıyla insan derler ya. Pakdil'in bu sert mizacı, farklı, ödünsüz kişiliği kitaplarının oluşumunu da bir şekilde sağlamış. Kitapları da az önce anlatmak istediğim oydu. Herhangi bir yazarın herhangi bir kitabını alıp kitapçı rafından evimize gidip okuyabiliriz mesela. Dünyasına girebiliriz. Şimdi Pakdil için işte bir ön hazırlık gerekiyor. Pakdil'i farklı kılan birinci unsur bu çok özgün mizacı ve karakteri. İkinci unsur da aynen bu mizaç ve karakterini yansıtmış olduğu eserleri. Evet. Yani bunu birazcık açayım isterseniz. Şimdi
Ben hayatıyla ilgili okumalar yaptığım zaman şu dikkatimi çekti. Nuri Pakdil, annesi ve babası Halep'te İslami eğitim almışlar. Hı hı. Annesi ve babası amca çocuklar aynı zamanda. Ve bunlara bu eğitimi veren kişi de sonradan eşi olacak kişinin babası, yani amcasından bu İslami eğitimi almış Pakdil'in babası. Ve aynı zamanda şu anda hala durur. Maraş'ta Kapalı Çarşı'da bir manifaturacı dükkanı var. Yani görüntüde esnaf ama Kur'an-ı Kerim'i okuyup, Arapçasından okuyup, sonra bu Arapçasını hiçbir yerden yardım almadan mealini verip onu da tefsir yapabilecek birisi. Hı. Annesi de aynı. Bunu şunun için söylüyorum. Pakdil bu böyle bir ortam içerisinde büyümüş, yetişmiş. Bir de çok travmatik de bir olay yaşamış. İki kardeşler zaten. Ağabeyi düğününe 3 gün kala Zatürre'den vefat etmiş. Hı. Ağabeyi. Allah Allah. Pakdil bu sırada 3 yaşında ama hatırlıyor ve ilk anısı da bu. Mesela şöyle bir cümlesi var. O odaya bir daha hiç girilmedi diyor. Abisinin vefat ettiği odaya. Evet. Allah cenazesinin Allah. Çıktığı odaya bir daha hiç girilmedi diyor. Bir de şu benim için çok önemli. Yani bunların hepsi üst üste geliyor. Çok farklı muhalif duruşu olan bir amcası var. Çünkü hani şeyi hatırlarsak Pakdil 34 doğumlu. Hı hı. Aslında her şey burada başlıyor. İşte 37 yaşında bilinci yerine geliyor, şuuru uyanıyor ve uyandığı sırada çok travmatik bir kayıp var ailede. Ama bir taraftan da çocuklarını devletin okullarına götürmeyi, göndermeyi düşünmeyen bir aile var. Hı. Bunun sebebi de işte malum Türkiye'de 1925'ten itibaren bir takım yenileşme hareketleri yapıldı. Evet, o tek parti döneminin tek işte parti dönemi. Evet, uygulamaları. 50'ye kadar uzatabiliriz bu süreci. Pakdil'in kişiliğinin oluştuğu, yani çocukluğundan ilk gençliğine kadar ve gençliğine kadar geçen süre bu sürede gerçekleşiyor. Yani 34-50 arası. Dolayısıyla aile, İslami eğitimi almış bir aile ve doğal olarak Pakdil'i yetiştirenlerde bu anne ve baba. Bir de amca var. Amca da hayatı boyunca sadece namazlara gitmiş. Yani aynı sebeple. Şimdi bir de Pakdil'i okula yollamıyorlar. Bu yani benliğini kaybederdi korkusuyla. Aynen. Bugün de vardır böyle, biliyorsunuz açık lise uygulamaları falan vardır. Yani dünyanın her yerinde aslında okul, modern devletin okullarına karşı muhalefeti olan düşünürler var. Sanatçılar var, çocuklarını işte okula göndermeyen kişiler var. Bir süre göndermemişler ama sonra dayısı Cemil var. Onun ısrarıyla gitmiş. Ama bu arada Ahmet Kuşçu diye bir hocası olmuş. Gayri resmi olarak buna alfabeyi öğretmiş. İşte okulda öğrenmesi gereken şeyleri öğretmiş ve Kur'an-ı Kerim eğitimi vermiş birisi. Yani Pakdil okula çok geç gitmiş. Yani Pakdil'in kişiliğini şekillendiren birinci unsur görebildiğim kadarıyla bu İslami eğitim almış anne ve baba ve o ev. İkinci unsur müthiş bir amca var, muhalif bir amca. Bunu da söyleyelim. Rasim Özdenören'in gül yetiştiren adamı vardır. İşte hiç 50 yıla yakın bir süre evinden çıkmaz bu şahıs. En sonunda bir sabah namazına gider ve orada gördüğü görüntüler, işte insanların değişmiş kıyafetleri, yeni yapılan evler, sokakların hali falan filan, bunlara tepki gösterir. Bunun üzerine de asayişi bozduğu için tutuklanır ve hapse girer. Tam burada şey biter. Şimdi biz sonradan öğreniyoruz ki meğer Rasim Özdenören'in Gül Yetiştiren Adam kitabına ilham veren kişi bu ilginç amcaymış. Allah Allah. Şeyin, Pakdil'in. Yani gerçek bir olay. Tabii. Pakdil'in amcası zaten Elmalı Hamdi Yazır içinde söylenir. Sadece tefsiriyle uğraştığı ve çok uzun süre evinden çıkmadığı. Yani burada tabii protest bir tavır var malum. Bir muhalif tavır var. Sonra Hamle diye bir dergi çıkartıyor. Şimdi Hamle dergisi bugün söylesek kimse inanmaz. Mesela Yakup Kadri Karaosmanoğlu gibi, yani hangi yıllardan bahsediyorum? 53, 54, 55. Çünkü İstanbul Hukuka okumaya gidiş yılı 55 yılıdır. Ondan önceki 4 yıl lise okumuş Maraş Lisesi'nde. Ve Hamle diye bir dergi çıkarmış. Biz zannediyoruz ki bugün de hani malumunuz birçok lisede dergi çıkıyor falan filan. Öyle bir dergi değil. Dergiyi incelediğimiz zaman
mesela Yakup Kadri Karaosmanoğlu bu dergide yazmış. Hı-hı. Yani o zaman için Türk Edebiyatı'nın en evet. önemli ismi. Zirve isimlerinden birisi. Yani, Varlık Dergisi'ni çıkartan Yaşar Nabi Nayır bu dergide yazmış. Daha o zamanlar genç bir şair olan Sezai Karakoç yazmış. Daha karşılaşmamışlar ama. Yani yüz yüze bir tanışma yok. Edebiyat dünyasından tanışmışlar, tanışıyorlar. Sezai Karakoç bazı şiirlerini Hamle Dergisi'nde yayınlamış. Hmm. Bu niye önemli? Biraz sonra konuşacağımız o Edebiyat Dergisi, Paktil'in çıkardığı Edebiyat Dergisi de aynen Hamle gibi çok ses getirdi. Çok farklı tartışmalara konu oldu. Bugün bile bizim tanıdığımız birçok edebiyatçı abimiz o derginin mahsulüdür. Yani Paktil'in hayatına baktığımız zaman ilgimizi çeken noktalardan birisi de bu Hamle Dergisi yıllarıdır. Bu da Maraş Lisesi'nde okuduğu. O lise hala duruyor. Hatta Hamle Dergisi'nin nüshaları erbabınca biliniyor. Sonra hukuk okumaya gidiyor İstanbul'a. Ve resmen aslında barodan avukatlık şeyini de almış. Belgesini almış ama hiçbir zaman avukatlık yapmamış. Özellikle birçok kurumda çalışmış ama Devlet Planlama Teşkilatı'nda çalışmış daha çok. Ankara ile İstanbul arasında çok fazla gidiş gelişler olmuş. Tabii İstanbul'a aşık, onu söyleyelim. Ankara ile de pek uyuşmamış arası. Ankara'ya defnedildi bu arada, onu söyleyelim. Taceddin Dergahı'na Bakanlar Kurulu'nun izniyle rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu da malum oraya defnedilmişti. Evet. Ankara'ya defnedildi. Ankara bence biraz daha güzelleşmiş oldu ve Ankara'ya gitmemiz için bir sebep daha ortaya çıkmış oldu. Evet. Paktil'in bir de hayatında bir çok önemli bir 15 yıl var. O da şeydir. Edebiyat Dergisi'nin çıkış yılıdır. 69 ile 84 arasında. Fakat darbenin de etkisiyle işte yazar arkadaşlarının bir takım yerlerde iş bulmaları vesaire gibi sebeplerle dergi çok yalnızlaşıyor ve 84'te dergiyi kapatıyor ve çok konuşulmuştur bu. Paktil'in hayatında hiç kimseyle görüşmediği, hatta bir evde dahi kalmadığı bir 13 yıl var. 96 yılına kadar. Yani Nuri Paktil dergiyi kapatıyor. Sonra hiç kimseyle görüşmüyor. Görüşmüyor. 16 yıl boyunca. Evet. Bu sükut, çok enteresan hocam. Sükut suretinde diye bir kitabı var. Kitap da zaten biraz buna işaret eder. Merak edenler için söylüyorum. Otel Gören Defterler diye 6 cilt bu 13 yılı yazdı. Yani günlük gibi düşünün. Bu 13 seneyi yazdı. Yani gelecek cumartesi inşallah Necip İvlice'yi biz burada misafir edeceğiz. Tantavi'de Meran Belediyesi. O gibi, yani çok yakın Hüseyin Su gibi, İbrahim Çelik'tir gerçek adı, Arif A gibi birkaç çok yakın dostu dışında kimseyle görüşmeyip Ulus'ta bir otelde kalmış 96'ya kadar. Allah Allah. Evet. Ondan sonradır. Yani bugün, tek başına öyle mi? Tabii. Zaten malum hiç evlenmemiş. Bu 14 yılı da şey yapmış. Neredeyse her gün itibariyle kaydetmiş. Otel Gören Defterler adıyla yayınlandı. Asıl bugün konuştuğumuz, işte üzerinde konuştuğumuz Nuri Paktil, böyle söyleyelim, 2011 yılından sonra ortaya çıktı. Yani bunu şunun için söylüyorum. Yani İnzivaya çekilmiş adeta. Tabii. Paktil Edebiyat Dergisi yıllarında da kendine mahsus derken biraz önce burada belki biraz amcası hatırlanabilir. Evet, o muhalif duruş vesaire. Tabii, hiç evinden çıkmayıp da tabii, sabah tabii. namazını tutuklanma olayı da gerçek mi? Sabah namazına gidip. O amcası. Şey, gül yetiştiren adamın bir parça. Şeyde bildiğim amcasının kadarıyla tutan, amcasının öyle bir şeyi. Onu Rasim Özdenören evet. şey yazmış onu. Tabii, tamam, hayalen yazmış. O sadece ilham. Tamam. İlham veren bir hikaye. Tabii şunu diyeceğim. Bizim bugün hani özellikle de öğrencilerimizin tanıdığı Nuri Paktil baya baya içimize karışmış tabiri caizse. Farklı bir Nuri Paktil portresidir. O da biraz diziyle birlikte 2011 sonrasında oldu. Hmm. Bundan önce zaten Nuri Paktil yakın çevresi dışında şunu söyleyelim. Mesela söyleşi yapılmamıştı. Yani bu konuşmalar diye iki ciltlik bir kitap var. Onlar yeni. Söyleşi yapılmamıştı. Birkaç fotoğrafı dışında, mesela askerlikte çekilen bir fotoğraf vardır. Birkaç fotoğrafı zaten dışında aynı fotoğraf kullan diyor ikisi şeyde. Tabii tabii. Bu çok az. Şu diğer kitabın şu evet.
Hüseyin Sunuk kapağındaki o fotoğraf mesela, eserlerinde göstereceğiz zaten. Evet bunlar, hocam. Evet. Orada yani birkaç fotoğraf hariç, gençliğinde çekilmiş fotoğraf hariç. Fotoğraf mesela bu Sezai Karakoç'ta da vardır, onu da söyleyeyim. Parti kurmasıyla birlikte evet. gelişen süreçte Diriliş söyleşi partisi. Yapıldı. Yani öncesinde Karakoç'la yapılmış bir tek söyleşi yok. Böyle bir süreç geçirilmiş. 90 ama şunu da söyleyelim. 97'de tekrar kitap yayınlamaya başlıyor. O 84'te kapattığı. Ama dergisini bir daha hiç çıkarmadı. Ama bugün çıkmakta olan Hece dergisi, öyle söyleyelim, 97'de çıkmaya başlamıştı. Yazarları, içindeki isimler büyük oranda, özellikle ilk yıllarına bakarsa gençler 97'den itibaren şeydir. Yani Edebiyat Dergisi'nin aslında Hece ismiyle çıkmış hali gibi durur. Evet. Zaten onun en önemli talebelerinden Hüseyin Su'dur şeyi çıkartan. Yani hayatına böyle toplu halde baktığımız zaman tabii Necip Fazıl'la teması var. Onu soracaktım ben. Mesela üstadla teması nasıl? Başından itibaren üstad Necip Fazıl'ı çok seviyor. Hı hı. Çünkü ben bütün öğrencileriyle görüştüm. Kendisiyle de tabii bu farklı vesilelerle görüştük. Necip Fazıl'a çok büyük hürmeti var. Üç düğmesini dördünü iliklerlerdi diye de iliklerdi diye de anlatırlar. Zaten Edebiyat Dergisi'nde Necip Fazıl'la söyleşi vardır. Uzun bir söyleşi. Sezai Karakoç zaten hani sürekli irtibat halinde olduğu bir isim ama Edebiyat Dergisi'nin çıkış sürecinden sonra bir takım ne diyelim mesafeler araya girmiş. Evet. Yani hayatıyla ilgili başka detaylar var mı hocam hayatıyla ilgili? Ben aslında mesela bu 16 yıl inzivaya çekilme ilk defa duyuyorum. Evet. Hiç duymamıştım. Onlar şeyde var hocam. Otel gören defterlerde var. Yani Nuri Pakdil 84'te Aralık ayında dergiyi kapatıyor. Ama kapatışı da çok büyük olaydır. Yani ben onu da araştırdım. Orada bulunanlar kişilerle görüştüm. Bütün gençlere, üniversite öğrencilerine, Ankara'nın büyük caddelerine şeyler dağıtılmış. El ilanları, yapıştırmalar vesaire. Ne olacak? Edebiyat Dergisi bugünkü Kocatepe Camii'nin altında Akay Yokuşu diye ya da Konur Sokak diye biraz aşağısında Konur Sokak var. Yani bütün kitapçıların falan olduğu yerdir. Şu anda Hece Dergisi de orada. Akay Yokuşu'ndaki büroya çağırmışlar herkesi, yani okuyan yazan herkesi. Karşılıksız olarak bütün dergiler ve Pakdil'in yayınladığı kitaplar, sadece Pakdil'in değil tabii. Yani sizin de çok iyi tanıdığınız İbrahim Demirci'nin oradan şiir kitabı var, Yanıklar. Bizim arkadaşımız. Tabii. Hüseyin abinin, işte Necip Evlice'nin, Arif Ayır. Ona da selam buradan. Evet, ona da selam gönderelim. O 84'teki derginin kapanma biçimi, biraz kendisini terk edilmiş hissetmesi, işte darbenin getirdiği hem ekonomik hem siyasi erozyon, hem ahlaki erozyon, bütün bunlar Nuri Pakdil'i kendi tabirimi söylüyorum, biraz küstürmüş olabilir. Onun da etkisiyle çok uzun süre, ama bu tabii hani malum İslam alimleri de kısa süreli inzivalara çekilip kendilerini deşarj ederler. Var öyle. Hani bir ruhbanlık değil bu. Tabii tabii. Bizde ruhbanlık yoktur. Pakdil'in bundan sonra bütün şeyiyle, heyecanıyla tekrar döndüğünü, Necip Evlice işte haftaya konuğumuz olacak bizim belediyemizin. Mesela o diyor yani bizi topladı, ne yapabiliriz tekrar. Ve işte ondan sonra yayınladığı kitaplarla, yani benim tespit edebildiğim 45 tane üzerinde Nuri Pakdil yazan kitap vardır. Evet, şimdi eserlerine geçelim hocam. Evet. Bazılarını da getirmişsiniz, teşekkür ederiz. Estağfurullah. O mesela birinci dönemidir. Yani bir yazarın notları bu. Kaç tane? Bu bir... Dört cilttir hocam. Bence... Kitap. Evet, şöyle. Evet, o kitap mesela bir yazarın şöyle notları... Kamera yaklaştırabilir mi arkadaşlar eserlerini? Gözüküyor. Şu anda gözüküyor kapak. Bir yazarın notları dört cilttir. Mesela gençlere hani nasıl okuyalım da diyeceğiz. Mesela bunu okumalarını... Yani başlangıç olarak söylüyorum. Öneririm. Çünkü 97'den sonra, yani ikinci döneminden sonra çıkardığı kitapları daha soyut, daha imgeci olduğu için söylüyorum bunu. Mesela birisi budur. Bir de Umut var hocam. Evet. O yeşil kitabın altında. Heh, az önce adı geçti bunun. Devlet tiyatroları şöyle. Bunu oynadı. Evet. Oynadı. Avrupa'da... Tiyatro eseri değil mi? Evet. Bu bir tiyatro eseridir. En bilinen tiyatro eseri budur.
Tabii 45 kadar kitap olunca hepsini getiremedim. Evet, evet. Ama hani eserlerinden bahsetmişken mesela ben Batı Notlarını öneririm. Bizi izleyenlere Batı Notlarını. Burada mutlaka, var mı Batı Notlarını? Burada yok. Burada yok. Evet. Batı Notlarını öneririm. Paris'te kaldığı süre boyunca yani Batı'ya ilişkin görüşleri biraz da o Batı'ya muhalefeti ni içerir. Bağlanma, rahmetli Fethi Gemuhluoğlu'yla tanışmasını ve onunla birlikte geçen dönemleri ve onun görüşlerini aktardığı çok güzel bir kitaptır Bağlanma. Biat diye mesela Nuri Pakdil ve arkadaşlarının en büyük hizmetlerinden birisi bu İslami kavramları yeniden edebiyatımızın konusu yapmalarıdır. Mesela Pakdil'in Biat kitabı 3 cilt. Ve bir nedir mesela içeriği? Edebiyat yazılarıdır. Kitap eleştirileridir. Mesela diyelim Behçet Necatigil'in şiiriyle ilgili yazı yazmıştır Pakdil Edebiyat Dergisi'nde. Bunların toplanmış halidir. Tiyatro ile ilgili görüşlerini açıklar. Ama şey çok güzeldir. Yani edebiyata yüklediği anlamı açık eden bir isim Biat. Evet. Mesela Biat'ı öneririm. Burada siz bir cildini gösterdiniz. Bir yazan notları esasında 4 cilttir. Evet. Onları özellikle öneririm. Tabii Nuri Pakdil'in şiirleri var. Evet. Ben onun şairliğinin yalnız denemeciliğinin ve tiyatroculuğunun gerisinde olduğunu düşünüyorum. Daha doğrusu şunu söylemeye çalışıyorum. Ölür ölmez çıkan şeylerde. Evet, Biat geldi şu anda. Evet, ekranı. Biat'ın 3. cildi. Bu da eski kapaktır. Yani daha biliyorsunuz 2 dönemdir Nuri Pakdil'in şey yayıncılığı ve yazarlığı. Bu 84 öncesindeki Biat baskılardan birisi. Sonradan hepsini yayınladı. Sonrasında mesela Pakdil'in en çok önem verdiği şey İslam dünyasıyla bizi barıştırmak. Niye barıştırmak diyorum? Malumunuz Cumhuriyet sonrasında bizim hem Türk dünyasıyla hem İslam dünyasıyla bağlarımız kesildi. Kesildi. Evet. Yani biz mesela ben şimdi Arjantinli bir hikayeciyi okuyorum. Bugün bile çok sağlıklı değil. Mesela Suriyeli bir hikayeciyi daha onun kadar iyi bilmiyorum. Bunu ben birçok yerde söyledim. Pakdil'in bu konuda çok büyük hizmeti var. Hatta İslam dünyasını da aşarak. Mesela diyor ki bir yazısında, bugün Çin'de nasıl bir roman yazıldığını bilmiyoruz diyor. Bunu söylediği 70'ler. Mesela Borges diye meşhur bir Latin Amerikalı yazar vardır. Şimdi bütün gençlerin elinde Borges diye bir yazar var. Ama Pakdil o zaman 70'li yıllarda Borges'le yapılmış bir çeviriyi, söyleşiyi çevirip yayınlamış. Pakdil Fransızca çevirileri yapıyor. Mesela bu şey çok büyük bir hizmettir. Yani Müslüman şairleri İslam coğrafyasındaki ülke ülke. Yani gidip Afrika'daki şairlere kadar bunları çevirmiş. Bizimle kavuşturmuş. Şey de öyledir mesela. Hikayeleri. Yani İslam Arap öyküsü diye bir antoloji hazırlatmış arkadaşlarına. Gene çeviriler yapılmış. Onu da özellikle okumalarını tavsiye ederim. Evet. Bu hakkında yazılmış kitaplara da isterseniz... Evet, onlara da geçelim. Hakkında yazılan mesela şu anda önümde Arif Ay'ın Direnişin Klas Hali Nuri Pakdil. Çünkü Klas Duruş diye hocam, Klas Duruş diye meşhur bir kitabı var Pakdil'in. Arif Ay, Nuri Pakdil'e en yakın 3 isimden birisiydi. Diğeri Hüseyin Su'dur. Evet, Hüseyin yani Su'nun da Entelektüel Öfke Nuri Pakdil diye bir eseri var. Bu da Pakdil'le ilgili yazılmış en önemli kitaplardan birisidir. Entelektüel öfke tanımını yapıyor şey için, Nuri Pakdil için. İçinde entelektüel öfke mi Nuri Pakdil? Kesinlikle Pakdil'i tanımlayan terimlerden birisi öfke hocam. Öfke. Neye öfke? İşte mesela modern batıya öfke. Evet. Bizi yani İslam dünyasını kana bulayan güçlere öfke. Evet. İşte Kudüs'ü elimizden alan, 1917'de elimizden alan dünya egemenlerine karşı bir öfke. Yani Nuri Pakdil'in eserlerinde gördüğümüz şey öfke. Ama bizim farkımız şu batıdan, biz bu öfkemizi kurşunla kusmuyoruz. Yani bizim nefretimiz insana kalemle kağıda dökülüyor değil mi? Aynen. Burada İslam dünyasının yani geneli içinde böyle biz nefretimizi, o yüzden İslami terörist ifadesi de bizim tabirimiz değil. Kesinlikle, kesinlikle. Onu da reddediyoruz. Evet. O da hocam, evet, İnancın Mustafa Parıltısı. Mustafa Aydoğan'ın İnancın Parıltısı Nuri Pakdil diye. Edebiyat Ortamı diye bir dergi var şu anda. Hala Ankara'da çıkar. O derginin editörüydü, şair. Çok tanınmış bir şair. Kendisi de Maraşlı Mustafa Aydoğan.
bu kitapta Pak dili doğumundan alıp bugünlere kadar getiriyor. Hayatındaki birçok detayı veriyor. Mesela ben bu kitaptan çok şey öğrendim. Nuri Pak dili ile ilgili burada Konya'da bir konferans da vermişti Mustafa Aydoğan. Mustafa Aydoğan. Yani mesela gençlere hani hazırlıklı okusunlar derken kastım biraz da buydu. Özellikle Aydoğan'ın kitabı bir hazırlık babında bence okunmalı. Evet. Bu arada sizin de bir eseriniz var hocam. Bir de bununla ilgili bilgi alalım. Ben Yazının Yükü. Evet. Nuri Pakdil'in 15 yıllık edebiyat dergisi macerasını her yönüyle incelemeye çalıştım. Yani dergi nasıl kuruldu? Vakit kalırsa onu da konuşuruz. Dergi nasıl kuruldu? Neden bu ismi aldığından başlayarak yazan bütün isimler, imzalar tamamı ve işte şiir, öykü, deneme, tiyatro, çeviri alanında yapılmış çalışmaların değerlendirilmesine kadar genel bir şey. Yazının Yükü dememin sebebini de söyleyeyim. Evet. Bu kapakta da gözüküyor kitabın kapağında. Kalemin yüküdür. Nuri Pakdil'in Edebiyat Dergisi'ne birinci sayısının birinci sayfasındaki yazısı kalemin yüküdür. Tamam. Çünkü edebiyata Nuri Pakdil bir anlam yükler, bir işlev yükler. Yani yüklenmeyebilir mi derseniz bugün bence dünyada da, Türkiye'de de edebiyata artık bir anlam yüklenmiyor. Mesela çok ünlü bir romancımız diyor ki, yani postmodern edebiyat zaten biraz da budur. Şapkadan tavşan çıkarmaktır benim için roman diyor mesela. Hı hı. Tamam yani bu tarafına itirazımız yok. Şapkadan tavşan da çıkarabiliriz. Çünkü eğlendirmek de gerekir. Sanatın bir tarafı budur. Fakat ben hakikatle bağlantısı olmayan bir şiiri, bir öyküyü, bir romanı sadece vakit geçirmek için okumam. Yani bir şey demeli, bir yük taşımalı. Pakdil, Türk insanının batıya karşı şartlanmışlığı konusunda Türk insanını uyarmak, yani bu şartlanmışlıktan kurtarmak için edebiyatın bir işlevinin olması gerektiğini söyler. Evet. Hocam bir reklam arası daha vereceğiz. Reklamlardan sonra yine devam edeceğiz efendim. Eyvallah. Bu güzel hasbihalimize reklamlardan sonra devam etmek üzere bir virgül daha koyuyoruz efendim. Biz buradayız, ayrılmayın. Konse reklamlarından hepimizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. İşte insan bir hasbihal yapacağız. Evet, son bölümde yeniden beraberiz efendim. Öykü yazarı doçent doktor Atla Harmancı hocamızla hasbihalimiz sürüyor. Evet hocam, Nuri Pakdil ile ilgili edebi kişiliğini ve eserlerini konuştuk. Hayatında bazı ilginç olaylar da olduğunu biliyoruz. Evet. Onlardan bazı örnekler. Buyurun. Evet. Bu kişiliği, yani cazip kişiliğinden bahsedince biz hep bu yani Pakdil biraz efsaneleştirmiştir Türkiye'de. Hatta yeni çıkan Konuşmalar kitabında bundan rahatsızlığını da söyler. Ama bir de vakıa var. Gerçekten yakın dostların anlattığı. Mesela Arif Ayın kitabında bunlar geçer. Ya da biz birçok insandan açıkçası bunları duyduk. Bazılarına ben de mesela şahit olmuşumdur. Konya'da görüşmüş idik. Mesela şöyle bir şey anlatılır. Rusya Başbakanı, belki o günlerde Dışişleri Bakanı da olabilir. Ama devlet başkanı değil, Kosygin. Ankara'da halkı selamlarken, tabii herkes o duruma uygun olarak Kızılay'da, oradaki bulunan kalabalık, yaşasın Kosygin diye tezahüratta bulunuyor. Halbuki Rusya, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği o zamanki adıyla, 50'lerin sonunda Avrupa'da kendisine karşı bir takım demir perde ülkelerinde şeyler olunca, nümayişler kanlı bir şekilde bastırmış. Evet. Yani zulmü çok açık ve taze. Tam da bu sırada işte Ankara'dan geçiyor Rusya Başbakanı. Orada Pakdil dışında herkes lehinde tezahürat yaparken Kızılay'da, Pakdil tamamen kazıttırdığı saçlarıyla kahrolsun Kosygin diye bağırmaya başlamış caddede. Yani o kadar riskli bir şey ki. Tabii ki. Yani bu bir provokatörlükle suçlanabilirsiniz, casus denebilir falan. Çok ilginç bir şey olmuş. Bütün kalabalık kahrolsun Kosygin diye bağırmaya başlamış. Mesela yakınındaki arkadaşları bunu söyler. Şimdi ben buraya okuyacaktım ama okursak çok zaman kaybı olur. Hüseyin Su diyor ki, sürekli tabii görüşüyorlar.
Pakdil'in evinde ya da Edebiyat Dergisi'nin bürosunda ya da çok uzun yürüyüşler yapıyorlar. Bir gün tabii bütün gazeteleri alıp okuyor Pakdil. Bu gazetelerde sizi rahatsız eden bir şey oldu mu demiş gençlere. Hı hı. Tabii gençlerden cevap yok. Tekrar sormuş. Çok sinirlenmiş, çok öfkelenmiş. Bir cevap bekliyor. Yok, en sonunda bir gazeteyi açmış, ekonomi sayfasını açmış ve Türkiye'de işte mevduat hesabı olan insanların sayısının kaç yılda bir arttığını, o yıl kaça yükseldiğini Allah Allah. Anlatıyor şey haber. Demiş siz bunu nasıl görmezsiniz? En çok sinirlendiği sahnelerden birisi buydu diyor. Ama şey çok anlamlı. Yani dünyaya böyle bakmayı öğrenmemiz lazım. Evet. Yani faiz kullanan insanların evet. Türkiye'deki faiz hacminin artışı. Onu rahatsız ediyor. Ve bunu fark etme işleri. Fark etme işleri rahatsız çevresindeki ediyor. İnsanların. Şimdi şunu da bahsedelim. Bu çok güzel bir hikayedir. Picasso'nun, İspanyol ressam Picasso'nun meşhur savaş karşıtlığının simgesi olmuş Guernica diye bir tablosu var. İspanya'da, Madrid'de. 7,5 metreye 3,5 metre metre. Yani bu stüdyonun belki şu duvarını kapsayacak kadar. Guernica adını da şuradan alıyor. Franco o zamanki 30'ların şeyi zalimi, zorbası İspanya'da. Almanlara iç savaş olduğu için bugünkü Suriye gibi. Almanlara kendisini desteklediği için bu kasabayı bombalattırıyor. Yani bombaların gücünü denemek için. Ve kasaba 3 gün yanmış hocam. Guernica kasabası 3 gün yanmış. Picasso'ya bu resmi de yaptıran şey bu zulüm. Ve bir sergide bir Alman subayı işin ilginç tarafı Picasso'ya kötü bir amaçla değil. Bu tabloyu siz mi yaptınız diye soruyor. İşte o zaman Picasso meşhur cevabını vermiş. Hayır siz yaptınız demiş. Oo, çok güzel. Şimdi biz Muammer Ulutürk hocamla o Guernica tablosunu görmek nasip oldu bize. Hatta fotoğraf çektirmiyordu İspanyollar. Biz dedik gene de çekeriz dedik. Şimdi Pakdil bunu böyle küçük ebatlarda bir örneğini, kopyasını hiç yanından ayırmamış hayatı boyunca. Pakdil'i anlatırken dostları mesela Guernica'dan mutlaka bahsederler. Hatta İstanbul'dan Ankara'ya kesin dönüş yaparken 78 olması lazım. Daktilosunu almış. Yani İstanbul'daki evden çıkıyor. Daktilosunu almış. Bir çantası var. Bir de bu var. Guernica var. Trene bu üçü ile binmiş. Vallahi. Biz de mesela ziyaretimizde görmüştük. Kudüs fotoğrafı bütün Kudüs'ü gösteren büyük manzara. Kudüs şairi diye namlı değil mi? Tabii. Kudüs fotoğrafını da hiç ayırmazdı. Ben de gene ziyaretim sırasında. Çünkü Kudüs işte malum birçok şey sıralanabilir ama hani İslam dünyasının bugünkü düştüğü durumu gösteren en açık bariz semboldür. Hayatının son dönemlerinde Kudüs'e gitti bir grupla birlikte. Yani sembolik bir ziyaret gerçekleştirdi. Onun yanında bulunan insanlar da bunu aktardı. Bir de babasının çocukken kendisine hediye ettiği bir atlası. Bildiğimiz bir atlas. Ama Pakdil'de tabii müthiş bir şey var. Coğrafya bilinci var. Evet, Kudüs Mescid-i Aksa önünde fotoğrafı. Şey onda, ekranda. Evet. Evet, orada Kudüs'te. Özellikle yani ben Kudüs şairi ifadesine katılmıyorum ama en azından şunu kabul edelim. Türk edebiyatında hani Kudüs'ü bu kadar çok vurgulayan bir ikinci isim yok. Yani ismi öyle hep anılır değil, oldu. Yani medyaya, öyle anlam yaptı ya. Medyaya, medyada öyle anlam yaptığı için ben de ben medyaya itiraz ediyorum. Evet, anladım. Ölür ölmez biraz da bu şeyden dolayı tabii yani bir şey söylemeleri gerekiyor. Şöyle yani hani denemeci, tiyatrocu çok önemli bir yazar onlar ayrı. Şairliği Ebu Bekir Son Umut adıyla bu Edebiyat Dergisi'nde derginin ilk yıllarında şiirler yayınlamış kendisi. Bunlar Anneler ve Kudüsler adıyla da kitap oldu. Ama Pakdil çok uzun yıllar bir daha hiç şiir yayınlamadı. Yani bu parantezi şunun için açtım. Neden itiraz ettiğimi anlatmak için açtım. Bu tabii medya diline bir şey doladığı zaman onun üzerinden çok gider. Şimdi bu atlas da hani atlası açmış, açarmış sürekli dünyanın bütün ülkelerini merak edermiş. Yani Edebiyat Dergisi o kadar ilginç bir dergi ki yani şunu söyleyelim. Hani 20. yüzyılda bizi temsil eden
birkaç büyük dergi var. Bunlardan birisi Necip Fazıl'ın Büyük Doğusu'dur. Evet. 43'te çıktı. İkincisi Diriliş Dergisi'dir. 60 yılında yayınlandı. Üçüncüsü de Edebiyat Dergisi'dir. O da 69 yılında yayınlandı. Necip Fazıl'ın hem tefekkür dünyasına, yani siyaset etme biçimine tabiri caizse bakıldığında, mesela İslam coğrafyasını bu kadar çok vurgulamamıştır. Yani onunki biraz daha Anadolu evet. vurgusudur. O yüzden. Doğru. Şimdi Karakoç ise mesela bir sonraki halka bir hayli vurgulamış. Şimdi Diriliş Dergisi'nin ben neredeyse bütün sayılarını okumadımsa da karıştırmışımdır. Yani görmediğim sayfası yok. Karakoç'ta şey çok belirgin. Yani İslam dünyasına açılınmış işte. Ama Pakdil'deki bu Edebiyat Dergisi'nin vurgusu çok yoğun. Atlas da bana bunu çağrıştırdı. Bunun dışında mesela Arif Ay diyor ki, Arif Sayın Ay böyle hitap ediyor arkadaşlarına. Sayın Ay, şimdi uygun adım yürüyüşe çıkıyoruz demiş. İstanbul'da Bağdat Caddesi'nde herkes normal bir biçimde yürürken bu ikisi asker yürüyüşüyle uygun adım, rap rap yürüyüşüyle uzun bir süre yürümüşler. Herkes Allah bunlara Allah. Bakmış. Mesela şu çok ilginç. Kızılay'da yürürken Nuri Pakdil, yanında gençler de var. Bir kişinin Türk Hava Kurumu'nun cephesine doğru böyle oradaki galiba heykeller var. O heykellere baktığını görmüş. Yanına gitmiş. İki yakasından tutmuş. Havaya kaldırmış. Nuri Pakdil çok uzun boyluydu. Evet. Sallamış adamı böyle. Tekrar yere bırakıp yürümeye devam etmiş şimdi. Yani yorum yok. Kendine gel diyor. Evet. Kendine gel diyor. Tabii adam müthiş bir şaşkınlık yaşamış falan. Bu tür biz de mesela bize hızlı trene binmişti Ankara'ya gidecek. Bize birden böyle bir jest yaptı. Şimdi onu tanıyanlar der ki Pakdil jestleriyle büyüler yani insanı. Ve söylendiği gibi gerçekten çok susan biri, sükut eden biri. Ama tabii sükut etmek, diyalog halinde olmamak anlamına gelmiyor. Yani Nuri Pakdil ne diyor? Gücümün, dilimin döndüğü kadar sustum diyor mesela. Böyle bir sözü vardır. Evet. Sükut suretinde diye zaten bir kitabı var. Zaten 16 yıl susmuş. Tabii o 16 yıl tam anlamıyla o bir susuştur. Bir de Salim Başol var isterseniz yani kısaca ondan evet da. Evet hocam bu da ilginç, çok bahsedelim. İlginç olan. Tükürmür ayıra dedi. Evet o çok ilginç yani. Bunu anlatan kişi Arif Ay. Şimdi Arif Ay çok başka şeyler de anlattı. Mesela Sait Faik'le ilgili. Sait Faik'in müzesi kendi annesinin evi olan Burgazada'dadır. Oradaki insanlarla konuştuklarını falan anlattı. Ama şimdi şu çok ilginç. Bir gün yolda yürürlerken karşıdan gelmekte olan bir beyin ayakkabısının üzerine tükürmüş. Şimdi bize çok tuhaf gelebilir. Ve bunun izahını da yapamayız yani. Biz olsak böyle bir titreriz falan. Arif Ay tabii anlamamış meseleyi. Soramamış da. Yani Nuri Pakdil böyle çok rahat diyaloğa girilecek birisi değil çünkü. Soramamış da. Çok şaşırmış falan. Sonra ama tabii Nuri Pakdil dönmüş ve sen demiş... Bu adamın kim olduğunu biliyor musun demiş. Adam geçtikten sonra mı diyor bunu? Kim tabii. İlginç olan da şu. O tepki vermiyor mu? O tepki vermiyor. Yani, evet. Az önceki Türk Hava Kurumu'nun önündeki zat da tepki vermemişti. Yani şaşırmıştı evet. sadece. Yani Salim Başol sanıyorum malum kişi işte ya sahada mahkemelerinin başkanı olduğu için. Doğru. Hani bu tür tepkileri belki de toplumda belki de, alıyordu. Doğru. Doğru. Değil mi? O da anlamıştır ne maksatla yani, öyle bir şey olduğunu. Belki evet. Pakdil'i de tanıyordu. Çünkü olabilir. Olabilir. Pakdil hani büyük bir ihtimal. Yüksek bürokrat diyebileceğimiz bir görevi vardı ayrıldığında. Yani defalarca tabii devlet görevini bıraktı, yeniden aldı falan ama bildiğim kadarıyla Devlet Planlama Teşkilatı'ndan emekli olduğunda belli bir şeyi vardı yani müsteşar yardımcılığı olabilir tam emin değilim. Bunu şunun için söylüyorum yani şahsen tanıyor olabilir. Sen demiş bu adamın kim olduğunu bilmiyor musun demiş ve söylemiş. Bu demiş yasada mahkemeleri başkanı Salim Başol yani. Adnan Menderes'in de içinde olduğu kişilerin idamına karar veren. Evet. Veren. Tabii kararın çok başka yerlerden verildiğini biliyoruz ama sonuçta bu kişi kullanıldı yani. Tabii. Bir hukuk adamı olarak.
O da temsilen tükürüyor zaten. Tabii. Hepsine tükürmüş öyle böylece. Tabii, tabii. Yani, o zihniyete tükürmüş oluyor. Bence burada bile bir zarafet var. Bu şeyde bile vaktimiz bitti zannediyorum. Evet, vaktimiz de sonuna geldik hocam, evet. Ben şimdi düşünceleri ve edebiyat dergisini falan hocam, konuşacaktım son ama... Son bir cümleyle bağlayalım. Eyvallah. Yani gençlere o zaman şunu söyleyeyim. Hani Edebiyat Dergisi Yayınları diye bir çok güzel bir site var. Necip Evlice hocamız ilgileniyor. Bir de şeyi de söyleyelim. Belediyemiz gelecek hafta Necip Evlice hocayı çağırdı. Nori Paktil programı yapacağız. Saat kaçtı hocam? 14'te cumartesi günü. Biliyorsunuz Meram Belediyesi yeni bir... Evet, o tam tabii anlarında evet, değil mi? Konya Büyükşehir Belediyesi ve Meram Belediyesi ortak programı, bu arada onu da söyleyelim. Necip Evlice hocamız hem görseller de kullanarak gelecek hafta saat 14'te Nori Paktil'i anlatacak. Tamam. Davetlisiniz yani hocam. Çok teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Önemli bilgiler edindik, istifade ettik. Allah ben de teşekkür ederim çok çağırdığınız için. Sağ olun hocam. Çok sağ olun. Efendim bir hasbihal programı daha burada sona erdi. Gelecek haftalarda yeniden beraber olmak dileğiyle. Hoşçakalınız. Allah'a emanet olunuz. Konser ekranlarından hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. İşte insanların nasıl davranacağıyla ilgili kuralları da belirleyen, onları ortaya koyan ayetler. Peygamber Efendimizin Şema-i Şerifi ile ilgili bir hasbihal yapacağız.